Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar, öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Adım İbrahim Bilgin ve meslek olarak pek fazla bilinmeyen bir meslek olan gümrük müşavirliğinden, gümrükten bahsetmek istiyorum sizlere. Çok güzel. Konuğumuz gümrük müşaviri İbrahim Bilgin. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Adım İbrahim Bilgin, 1978 doğumlu. Batman doğumluyum. Bir kız çocuğu babasıyım. Maşallah. Ve Mersin'de ikamet ediyorum. Bu mesleği de Mersin'de yürütmeye çalışıyorum. Çok güzel. Evet. Gümrük nedir? Fazla bilinmiyor. Biraz anlatabilir misiniz? Evet, biraz enteresan bir meslek grubu. Pek fazla bilinmeyen ve kırmızı çizgileri fazla olan, evet, bir meslek grubudur haliyle. Tek kelime olarak gümrükten bahsedecek olursak, gümrük demek vergi demek. Ve kontrol demek, gözetim demek ve gümrük dediğimizde aklımıza ilk gelen şey dış ticaret. Gelen mallar ve giden malların uygulanması gereken kontrol ve denetimleri ve alınması gereken vergiler demektir. Kesinlikle. Bu da bizim için çok önemli bir nokta tabii ki. Çok önemli. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? Genelde şöyle, öncelikle şundan bahsetmek isterim. Ben meslek olarak, meslek grubunda birçok faktör bölümünde, yani birçok alanında faaliyet gösteriyorum. Öncelikle tabii ki en ön planda olan eğitim kısmı. Gümrük müşavirliğini de bir yandan icra ediyoruz. Ve bir yandan da STK, Sivil Toplum Kuruluşu'nda, yine Mersin Gümrük Müşavirler Derneği'nde yönetim kurulundayım ayrıca. Şimdi müşavirlik düzeyinde düşünecek olursak, haliyle ithalat ihracatlar, biliyorsunuz ki dış ticaret erbabının bir an önce mala ihtiyacı var. Üretim yapmak veya aldığı malı kullanmak. Ve bizde de her zaman aciliyet en önemli planda oluyor. Evet. Tabii ki. Ve tabii ki dediğimiz gibi çok hassas bir nokta. Gümrük bizim, yani tabiri caiz ise şöyle bir cümle kullanacağım, bizim namusumuz demektir. Gümrük demek ve çok hassas çizgileri olan bir kurum olarak geçmekte ve dikkat edilmesi gereken bir nokta diyorum. Kesinlikle. Evet. Peki işinizin zor yanları nelerdir acaba? İşimizin zor yanları, öncelikle şundan ifade edeyim. İşimizin en zor kısımları mevzuata uyumluluk. Mevzuat uyumluluğu dediğimizde birçok mevzuatı kapsayan kısımlarımız var. Örneğin getirdiğiniz ürünün ne olduğuna bağlı olarak işte tarımdan, Sağlık Bakanlığından veya işte veteriner kontrolünden geçmesi gereken ürünlerdir. İşte bu diğer kurumlarla bağlantılı olarak bir şekilde devamlılık sağlanması gerekiyor. Zorluk kısımları da birden fazla kurumla muhatap olduğumuzdan dolayı işte bunların hepsini acil noktada sağlamak bizim için büyük bir başarı oluyor tabii. Kesinlikle. Ki. Evet. Bu mevzuatın takibi gerçekten zor değil mi? Çünkü sürekli değişiyor ve iş yaptığınız ülkenin mevzuatına da hakim olmanız gerekiyor. Aynen öyle. Söylediğiniz gibi mevzuat sadece bizimle yeterli kalınmıyor ki, şunu ifade edebilirim. Biz de resmi gazeteyle takip yaparız. Gecenin saat 12'sinde yayınlanır. Tabii. Sabah uyandığınızda bakmadıysanız mevzuatta geri kalmışsınızdır. Maalesef. Çünkü mevzuatımız anlık, o kadar ki canlı bir organizma gibi hareket, kesinlikle, ediyor. Ve mutlak suretle gece 2, 12 anlık bir şekilde yayınlanabiliyor. Ve sürekli değişen bir mevzuat çerçevesindeyiz. Evet. Kesinlikle. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? Keyifli yanları da şöyle ifade edebilirim. Haliyle dediğimiz gibi zevkli bir meslek. Neden zevkli bir meslek? Çünkü birçok alanda icrada bulunuyoruz. Hani getirdiğiniz ürüne dair genel kültür bilginizi de arttırıyorsunuz. Hani getirdiğiniz neyse, örneğin et getiriyorsanız kasap oluyorsunuz. Örneğin getiriyorsunuz, evet, makine, mühendis oluyorsunuz. Hani yapmış olduğunuz ticarete konu olan gelen giden tüm mallarla ilgili tüm bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ve bu da sizi bir noktada, yani insanlık değerlerinizi arttırıyor. Tabii, donanım gerçekten sahibi bir insan oluyorsunuz. Tabii ki, bilgili, tabii ki, kültürlü. Hı-hı. Çok önemli. Evet. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 2000 yılından beridir bu mesleğinin okulunu da bir şekilde, dediğim gibi Mersin'de ikamet ettiğim için orada okudum ve üniversitesinden sonra da tabii ki mesleği icra etmeye başladık. Yaklaşık 23 senedir falan bu meslekle uğraşıyorum. Çok tecrübelisiniz. Ne güzel, donanım sahibisiniz. Tecrübelerinizi aktarıyorsunuz, eğitimde veriyorsunuz. Evet. Bunlar önemli. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bizim gümrükte biliyorum demek yanlış. Hatalı, evet, bir cümle olur. Kesinlikle biliyorum demez. Sadece öğreniyorum diyeceğiz. O kesinlikle önemli. Eğitim noktası da işte burada devreye giriyor. Dediğimiz gibi mevzuatlar çok önemli ve bizim işimizin çok çok büyük bir risk içeren esasları var. Çünkü ana hattıyla baktığımızda yanlış bir şey bizi çok çok büyük cezalara maruz bırakabiliyor. Maalesef, maalesef mevzuatlarımız bunu gerektiren bir durum var. Ve bu noktada da çok daha iyi bilgiye sahip olmamız gereken bir durum. Ve
eğitimin de burada önemini özellikle üstüne basarak belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Evet. İyi eğitimli olunacak. Dünyadaki gelişmeleri de takip etmek, değil mi? Evet. O da çok önemli ki kolayca adapte olun. Tabii ki. Gündem olarak hani her şey bizi şu anda ilgilendiriyor. En yakın süreç içerisinde tabii, fark ettiyseniz bir Ukrayna savaşımız var. Tabii. Ki yani akşam etkiledi. Gönderdiğimiz ürünün sabah tabii, geri geldiğini bir de biliyoruz. Kesinlikle. Ki çok, çok aktif bir şekilde, anlık bir şekilde yaşayabiliyoruz. Maalesef. Mesleğimizin de böyle bir sıcak bir teması da var haliyle. Kesinlikle. Dünyayla bir bağlantılı. Çünkü ana hattıyla dış ticaret. Tabii. Dünyaya evet, entegre olmuş tabii bir ki, iş. İşinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bununla nasıl başa çıkabildiniz? En büyük problemler demin bahsettiğim gibi öncelikle tabii ki cezalardır. Yani tabii, çok çok ağızda telaffuzu bile zorlandığımız bayağı büyük rakamlara, cezalara maruz kalabiliyoruz. Tabii ki bu da dediğimiz gibi bilgi eksikliğinden kaynaklıdır. Mümkün derece mevzuata sahip olarak hareket ettiğimiz zaman tabii ki bu zorluklarla karşılaşmayacağız. Yani işin zevkli tarafları tabii ki zorluk tarafından çok çok daha fazladır. Evet. Onu ifade etmek evet, isterim. Güzel. İnsanın bir tatmin duygusu veriyor. Tabii ki, tüm tabii başarma ki, duygusu değil mi? Önemli bir iş. Her çünkü ülke işte, adına önemli. Değil mi? Tabii ki. Yapılan tabii şey. Ki. Yani ürünlerin gelmesi ve yurt dışına gitmesi çok önemli bir misyon bu. İşte gizli kahramanlar diyebiliriz tabii, bu anlamda. Kesinlikle. Çünkü tamamıyla dış ticarete yönelik olarak yani biliyorsunuz ki milyar dolarlarla tabii, ifade edilen ihracatlarımız, ithalatlarımız var, vardır. Burada bir istatistik değer vermek isterim size. Yapılan ithalat ve ihracatların yaklaşık %92'sinde gümrük müşavirleri tabii, mevcuttur. Kesinlikle. Ve Türkiye'deki şu anki gümrük müşavir sayısı evet, bu sene yapılan sınavlarla beraber 4000 kişi. 4054 kişi. Öyle evet, ifade edeyim. Düz doğru, rakam olarak. Ve bunların akabinde yani mesleği henüz anlatmadık ama onlardan evet, da biraz bahsedeceğiz. Lütfen. Yardımcı karneli düzey dediğimiz bir alt konumda olan bizlerin tabii ki çarkın çeviren dişlisi olan ana hattı olan yardımcı karneli arkadaşlarımız 10.000 kişidir. Haliyle Türkiye'nin de yaklaşık olarak geliri diyeceğim çünkü gümrük dediğimiz evet, vergiydi zaten. Gelir evet, hattını oluşturan bu kısmın yaklaşık olarak %40'ı bizim elimizden geçmekte. Evet. Türkiye'nin vergi tahsilatı olarak evet, veya vergi olarak yapılması gereken olaya sadece vergi olarak da bakmayacağız. Tabii ki gelen giden malların güvenirliği, denetimi ve kontrolü de bizim elimizden geçmektedir. Daha doğrusu arada tampon görevi yapan bizlerin elinden geçmektedir. Evet. Bu da ne kadar denli, önemli bir meslek olduğunu en ön plana kesinlikle, çıkartıyor. Evet. Yalnız maalesef mesleğimiz biraz da geride kalmış bir meslek. İnşallah yani pek fazla gelişir, gündem olarak bilinen veya pek fazla gizli o kadar kahramanlar. Evet, gizli kahramanlar diyebiliriz yani biz onlara da tabii ki. Doğru. Evet. Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi acaba? Bugüne kadar en büyük başarım şöyle ifade edebilirim. Açmış olduğum her beyanda bir başarıdır benim için. Yani yapmış olduğum evet, her ithalat, yapmış tabii, olduğum her ihracat işlemi veya bunun akabinde ithalat ihracatla sınırlamayacağız. Birçok işlemlerimiz vardır. Yaptığımız her işlem zaten bize büyük bir başarı olarak geri dönüyor. Çünkü hani yaptığınız işlemin akabinde yansıyan kısımları bize zaten o mutluluğu veriyor. Kesinlikle. Yani her işimiz bir başarıdır. Şahane. Öyle ifade edebilirim. Ne güzel. Evet. Peki sizi en çok ne motive eder? Motive etmesi anlamında tabii ki günün en sonunda günü mutlu bir şekilde başarabilmek. Yani dediğimiz gibi mevzuatlara uyumluluk dediğimiz zaman baktığımız açıdan hani o gün bir işlemlerimde bir hata yaptım mı, o gün düzgün bir şekilde işimi yürütebildim mi şeklinde baktığımız zaman eğer ki mutlu olduğunuzu hissediyorsanız tabii ki bunu başarmışsınızdır. Şahane. Yani bu bizim için her gün bir başarıdır, her evet, gün bir derttir, her gün bir mutluluktur. Tabii. Her şeyi anan gününde yaşarız, öyle diyelim. Çok güzel. Anı yaşamak da çok güzel zaten. Tabii ki. Mutluluk en güzel veren. Evet. Peki işinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? Konum olarak demin bahsettiğim gibi bizde gümrük müşavirliği olarak şöyle ifade edelim. Bir de yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerimiz var. Bir üst kademimiz olarak geçen devletimizin yetki vermiş olduğu bazı kontrollerin yapıldığı yetki kısmıdır. Onun bir altında tabii ki gümrük müşavirlerimiz var. Onun altında yardımcı gümrük müşavirlerimiz var. Stajyerlik diye ayrı ayrı statülerimiz var. Tabii bu statülerin hepsinden zaten bizler de geçtik. Yani evet, en üst kademe diye bir şeyimiz yoktur. Haliyle bizim her günümüz zaten dediğimiz gibi mutlu yaşadığımız bir an olduğu için neyse, bu noktada bir sıkıntımız yok.
YGM'lik dediğimiz tabii ki belirli prosedürü sağlayan kişiler için verilir. İşte belirli bir meslekte yıl geçirmiş olan, belirli cezaları yememiş olan kişiler. Haliyle hedefimiz bizim de onlardır. Performansa bakılıyor. Tabii ki performansa bakılıyor. Zaten aşamaları geçmek için de sınavları vermek gerekiyor. Evet. Değil mi? Sertifikalar hepsi zor. Onlardan da bahsetmek gerekiyor tabii ki. Şimdi şöyle diyebiliriz. Bizim gümrük kanunumuz 4458 sayılı gümrük kanunumuz var. Tabii sadece bu kanunla değil. Biz KDV kanunu, ÖTV kanunu, tüm kanunları, tüm mevzuatları bilmemiz gerekiyor. Evet. Bir eşyaya dair olan mevzuat olarak bilmemiz gereken her şeyi bilmemiz gerekiyor. Ve bunlarla tabii ki yoğruluyoruz. Sınavlara da giriyoruz. Aşamalı aşamalı sınavlar. Yardımcı olabilmek için bir sınava giriyorsunuz. Müşavir olabilmek için iki tane sınava giriyorsunuz. Sözlü mülakatlarda dahil olmak üzere bu aşamaları kademe kademe atlattıktan sonra geliyorsunuz bu pozisyona. Sonrasında işte dediğimiz gibi bu mesleği, dediğim gibi mesleği icat etmek gerçekten çok çok güzel bir meslek. Harika. Hani herkese de tavsiye ederim ama şu şekilde aklı selim ve düzgün olan, bunu anlayabilecek, yapabilecek kişilerin kapasite sahip olan kişilerin değil mi? Yeterli yapması olacak. İşte eğitim anlamında bu alanda düzgün insanlar yetiştirebilmek için eğitim kurumunu çok da kurduk. Türkiye'de çok az sayıda bir eğitim kurumu var bununla ilgili. Parmakla sayılacak kadar eğitimcilerimiz ve kurumlarımız mevcuttur. Mesleği mümkün derece ileriye taşıyabilmek, biraz daha düzeltebilmek adına, hani düzeltmek dedim yanlış bir şeyin olarak anlaşılmasın kesinlikle. Yanlış anlaşılan bir meslek olduğu için meslekte daha iyi insan yetiştirebilmek adına biz de bu eğitimleri kurduk. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Gümrük müşavirlik mesleği üzerinde yani danışmanlık mesleği olduğu için, şimdi gümrük dediğimiz vergidir. Danışman dediğimiz esas da müşavirlik olarak, danışmanlık olarak geçer. Yapmak istediği ithalat veya ihracat işlemlerine mutlaka bir gümrük müşavirine danışması gerekmekte. Çünkü karşılığında bayağı kötü mevzuatlara maruz kalabiliyoruz. İşi bilene bırakmak lazım. Yani berbere berbere, kasabı kasaplığa bırakacağız. Yani herkesin kendi mesleğini kendi icra etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu alanda da mutlaka yani mevzuatta yazan dediğimiz şeyleri anlamak, idrak etmek gerçekten zordur. İnternet üzerinden araştırmak. Evet. Tabii. İnternet üzerinden araştırmak sadece yeterli kalınmıyor. Olmaz. Hani malınızı getiriyorsunuz. Yanlış bilgiler de var. Tabii ki. Dezenformasyon söz konusu. Çok çok aşırı derecede fazla var. Malınızı buraya ithalini gerçekleştiriyorsunuz, gümrüğe getiriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki malınız ithal yasak veya bazı konu belirli prosedürler var. Hani hiç beklemediğiniz, maruz kalacağınız vergi türlerine de maruz kalabiliyorsunuz. Bu yüzden mutlak suretle çalışırken bir gümrük müşaviriyle çalışmak, bu işi de mutlaka birine, bilene danışmak gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Bugünkü konuğumuz gümrük müşaviri İbrahim Bilgin'di. Evet. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı sunduğunuz için, mesleğimizi bir şekilde de olsa dile getirebildiğimiz için çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Business Channel Türk olarak da İbrahim Bilgin olarak da biz de sizlere teşekkür ederiz efendim. Çok sağ teşekkürler. Olun. Sağ olun, teşekkürler efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.